Bu sözüm yarının geleceği olan bugünün gençlerine aslında. Son zamanlarda birçok şeye fark ettik. Yapılan aşırı tüketimin ne kadar abartıldığını ve başkalarına gösteriş olsun diye yaptığımız o alışverişleri hayatımızın merkezine koyarak ne kadar da yanlış davranışlar sergilediğimizi anladık. Bununla beraber insanlar ne der düşüncesinin arkasında ve insanlar ne düşünür algısının arkasına sıkışıp kalan davranışlarımızı değiştirmemenin ne kadar da yersiz olduğunu anladık. Bunun yanı sıra yeni bir görev algısı, yeni bir görev bilinci oluştu kendi hayatlarımızda. Son zamanlarda baktığımızda toplum yararına, gecesini gündüzüne katıp çalışan o değerli sağlık çalışanlarımız bize yeni bir görev algısı işledi içimize. Yani bireysel farklılıkların ötesini aşarak, ötesine taşıyarak kendimizi topluma yararlı olmanın, toplum için fayda sağlamanın ne denli önemli olduğunu bugünlerde biz çok güzel fark ettik. Bununla beraber gidilen o lüks kafelerin başkalarına gösteriş olsun diye yapılan o alışverişlerin aslında temelinde yatan sebebin özgüven eksikliği olduğunu anladık. Ve bu özgüven eksikliğini bir kenara bırakıp erdemli, dedikodudan uzak, merhamet duygusuyla bütünleşip kendi benimizi bulduktan sonra gerçek beni, kendi samimi varoluşumuzu bulduktan sonra ancak insanlara yararlı olabileceğimizi fark ettik. Maddeden öteye, maddecilikten öteye geçmenin önemli olduğunu, sadece maddecilikle var olmayacağımızı, bununla beraber erdemli davranışlar sergileyerek bir birey olabileceğimizi de bu süreçte öğrenmiş olduk. Ruhsal ve duygusal tatminin ne kadar önemli olduğunu ama bu tatmini sağlarken adalet kavramını, erdem kavramını, insanlık kavramını kaybetmeden gerçek bir ruhsal tatmine ulaştıktan sonra ancak gençlere örnek olabileceğimizi anladık. Makamla, mevkiyle, parayla, giydiğinle, taktığınla bir insan olamayacağını, bunun yerine herkese fayda sağlayarak, bencilliği bir kenara bırakıp, içimize sevgi, ruhumuza saygı ekerek devam ettiğimiz zaman herkese dokunabileceğimizi, kalplere iyilik işleyebileceğimizi anladık. Peki neden şimdi bunu yapmayalım? İnsanlara neden merhamet duygusunu, sevgi duygusunu, topluma yararlı olma duygusunu katmayalım? Bence yapabiliriz. Sosyal medyada artık iyiliklerin paylaşılacağı, topluma yararlı olabilecek şeylerin paylaşılabileceği, merhametli şeylerin paylaşılabileceği zaman gelmedi mi? Bence artık geldi ve bunun için artık uğraşma zamanımız geldi. Instagram'a ya da sosyal medyaya, Facebook'a baktığımız zaman anlamsız çekilen videolar yerine aslında bugün faydalı olunabilecek şeyleri bulup onları paylaşarak en iyiye ulaşabileceğimizi de anlamış olduk. Peki bu akımın önderi biz neden olmayalım? En güzeli, en popüleri, en çok like alan olmak yerine en faydalı, en merhametli, en doğru bilgileri paylaşıp insanlığa, kendimize, ruhumuza ve topluma yararlı olma vaktini biz JTK gençliği sağlayabiliriz. Haydi JTK gençliği, bu akımı biz başlatalım. Neden başlatmayalım? Hepimiz el ele verelim ve bu süreci herkese ulaşarak, tüm kalplere, tüm ruhlara dokunarak yapabileceğimizi herkese ispatlayalım.